Nasıl olsa tuzunuz kuru. Kapmışsınız bir gazete köşesi, kurulmuşsunuz bir televizyon ekranına, öğüttüğünüz yalan, övdüğünüz talan. Dahası her devrin adamı, her hatırlı adamın da uşağı olmaya çoktan alıştığınız her halinizden belli. Teslimiyetçilik bu tiplerin ruhunda vardır. Tavizkarlık, tüfeylilik, köksüzlük bunların kimliğidir. Barzani'ye çıt çıkarmazlar, PKK'ya zeytin dalı uzatırlar, Türkmenler oldu mu konu, Kerkük konuşuldu mu üç maymunu oynarlar. Bu kadar omurgasız, bu kadar şahsiyetsiz, bu kadar da kalpleri taş kesilmiştir. Kötü görüp kötü gösterirler. Milli mukavemeti tırmalamak, terörle mücadeleyi tırpanlamak için her utanmazlıktan medet umarlar. Çünkü bunlar içimize kadar sızmış, kamuflajlı, makyajlı, maskeli Türk ve Türkiye asımlarıdır. 82 Kerkük deriz, kızarırlar, bozarırlar. Betleri benizleri atar. 83 Musul deriz, nöbet geçiren şizofreni hastasına dönerler. Çünkü bunların vicdanları haczedilmiş, haysiyet noksanlıkları alelileşmiştir. Gün gelip kalbi yeis ve nedamet içinde çırpınacak olanların bugünlerde dillerine ve idraklerine asılan kilitler onların sonunu getirecek, mahcubiyetleri ne neden olacaktır. Dış politikada dengeymiş. Ne dengesi? Neyin dengesi? Ortada denge mi kaldı? Kimseyi ürkütmemek, kimseyi rahatsız etmemek lazımmış. Ama Türk milletini önüne gelen rahatsız ederse buna da aldırmamak, bunu da büyütmemek gerekiyormuş. Beyzadelerin rahatı nasıl olsa hiç kimse de yoktur. Kendilerini yalılarda, boğaz manzaralı konutlarında, işbirlikçi yabancı dostlarının dizinin dibinde emniyete almışlardır. Bu iki ayaklı Kırım Kongo kenelerine, bu zulüm beslemelerine Türk milleti mutlaka hesap soracak. Yüzsüzlüklerini, yüreksizliklerini inanıyorum ki yanlarına koymayacak. İşgal yıllarında Ali Kemal Dahiliye Vekilliği görevini icra ederken 22-23 Haziran 1919'da Balıkesir Mutasarrıflığına bir yazı yazarak şöyle demişti. Ne kadar katlarane ve haksızca olursa olsun biz işgallere karşı sarih haklarımızı ancak siyaseten savunabiliriz. Şu kepazeliğe bakınız ki meğer Ali Kemal ölmemiş. Ruhu medyada, siyasette, sanatta, sivil toplum kuruluşlarında vızır vızır dolaşıyordur. Fakat bunun karşısında da Kuvayi Milliye şuuru, milli mücadele onuru hamdolsun ayaktadır. Hiyanetin hakkından gelmeye muktedirdir. Değerli arkadaşlarım, Kerkük'te PKK'nın konuşlanma teşebbüsü Türkiye için alarmdır. Bu durum en üst düzeyde beka sorunudur. Muhtemelen her gelişmeye karşılık Irak merkezi yönetimiyle ortak operasyon yapılması, mütecaviz emellere karşı keskin bir şekilde müdahale edilmesi hususunda her tedbir, her ihtimal planlanmalıdır. Türk hava sahasının Barzani'ye kapatılması ile ilgili karar derinleştirilmelidir. Dışişleri Bakanlığı'yla Milli Güvenlik Kurulu'nun dünkü açıklamaları isabetli, yerinde ve bizim nezdimizde olumludur. Irak ordusu bayrak asıp Kerkük valiliğini kontrol altına almışsa da şu andaki kadim Türkmen şehri her tehlikeye açıktır. Taşkın belirsizlikler had safhadadır. Irak ordusu peşmergeye verilen geri çekilme süresinin dolmasından sonra pazar gece yarısı Kerkük'teki askeri üs ve
petrol kuyularını ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Çatışmalar Taze Hurmatu'du ve Tusur Matu çevresinde yoğunlaşmıştı. Peşmerge bir yanda yandaşlarını sokağa çağırırken diğer yanda korkakça geri çekilmişti. Sonunda Kerkük musibetten kurtarılmıştır. Şunu hiç kimse aklından çıkarmasın ki Kerkük hiçbir zaman PKK ve Peşmerge'ye yar edilmeyecek, terörizmin tetikçilerine ucunda ölüm bile olsa asla bırakılmayacaktır. Türkiye meşru ve tarihsel haklarını, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yetkilerini sonuna kadar kullanmak için atik, çevik ve tavizsiz bir duruş sergilemelidir. Kerkük terk edilirse, Kerkük kandan nemelenen vampirlere verilirse bunun vebali, bunun sorumluluğu herkesin üzerine olacak. Hiç kimse de bu devasa yükün altından kalkamayacaktır. Kerkük yanarsa İran çökecek, Orta Doğu çürüyecek, Türkiye sendeleyecektir. Kerkük bölgenin şah damarı, ağırlık merkezi, can evi, nabız atışıdır. Terörizmin Kerkük'e çöreklenmesi, Kerkük'ü tarihsel bağlarından çeke çeke koparması, felakete davetiye, bölgesel iflasa kapı açmaktır. Peşmerge artıklarının PKK'lı canilerle birlikte Kerkük'ten sürülüp çıkarılması, bu Türkmen kentinin Irak ordusu tarafından kontrol altına alınması memnuniyet verici de olsa bu netice ne Türkiye'yi ne de Irak'ı rehavete sürüklememelidir. PKK'lı canilerle silahlı peşmergeler kaçtıkları yere kadar kovalanmalı, yakaladıkları yerlerde de imha edilmelidir. Türkiye sınır ötesindeki düşmanca gelişmeleri, milli varlığına kast edecek hareketliliği teyakkuzla takip etmelidir. Kerkük candır, kandır, emanettir, tarihtir, elbette ve her şart altında Türktür, Türk kalacaktır. Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli, gerekirse de PKK'nın Türkmen elinde alan hakimiyeti kurma mücadelesine engel olunacak askeri girişim havadan ve karadan korkusuzca başlatılmalıdır. Muhterem arkadaşlar, Barzani'ye Kalk Mesut diyen eski başbakan sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz pazar günü 10 maddelik bir açıklama yaparak kendini hatırlatma gereği duymuştur. Bu şahıs Kerkük'ün asırlardır bütün etnik ve mezhebi renkleri, aidiyetleri bünyesinde barındırdığını açıklamıştır. Anlaşıldığı üzere Kerkük'ün Türkmen ruhunu inkar etmiş, Türkmen yurdu olduğunu yok saymıştır. Yani kendisinden bekleneni bir kez daha yerine getirmiştir. Stratejik derinlikte az kalsın Türkiye'yi boğmak üzereyken görevden el çektirilen bu zihniyet şimdi kalkmış, sanki fikrin nedir diye sorulmuş gibi mesajlar gereği duymuşmuş. Türkiye Cumhuriyeti Barzani'ye referandumu iptal et diyor. Irak'ın siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne tartışmasız önem veriyor. Ne var ki eski başbakan çıkıp müzakere tavsiyesinde bulunarak referandumun dondurulmasını öneriyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü bir iradeyle ağız birliği içindeyken bir eski başbakanın durumdan vazife çıkararak devletin politikalarına aykırı beyanat vermesi, Türkmenlerin haklarına kara çalması gafillik ve garabettir. Ve de hükümetin politikalarını sabote etmektir. Sorarım sana, durdun da şimdi niye ortaya çıktı? Sıfır sorun enkazı daha kaldırılmamışken sana ne oluyor? Sen hangi yüzle konuşuyorsun? Barzani lobisinin değirmenine diyeyim yerindeyse su taşıyor. Kerkük'ün acıları büyürken, kayıpları artarken hala zalimlerin sözcülüğüne cüret edenlerin varlığı kabul edilemez. İşbirlikçi ve ilkesizlik örneğidir. Bölgesel barış ve huzuru bozmak için pusuya yatmış olan mihraklara
Türkiye komşuluk hukuku, tarihsel ve kültürel ilişkiler kapsamında tavrını ve azametini çekinmeden göstermelidir. Kerkük'ün kimliğiyle, statüsüyle oynamak korkunç olaylara neden olacaktır. Bunun önüne geçmek tarihi görevimizdir. Kerkük sahipsiz değildir. Sahip çıkacak kudret ve ümit Türk milletidir. Türkmenler tutsak ve mahkum değildir. Türkiye ve Irak'ın ortak tutumu ve samimi diyalogları peşmerge ve terörist işgalinin belini kırmaya çok şükür yetecektir. Güney sınırlarımıza paralel şekilde kurulmak istenen terör devleti milli iradenin, milli gücün müdahalesiyle henüz doğmadan ölüme terk edilecektir. Türkiye Fırat Kalkanı harekatından sonra başlattığı İdlib operasyonuyla terörizmin boğazına sarılmış, Akdeniz'e çıkış yollarını kesmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 8 Ekim 2017'den itibaren başladığı keşif faaliyetleri 12 Ekim 2017 tarihiyle gözlem noktaları teşkil faaliyetleriyle derinleşmiş ve tesir alanını genişletmiştir. Astana sürecinde ateşkesin tesis, gözetim ve devamının temin amacıyla garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları kapsamında sınırlarımızın hemen dibindeki